sabahlar ekonomi arası başlıyor. Değerli bir isim bizimle birlikte Sardis Research kurucusu ve piyasa stratejisti Evren Kırıkoğlu'nu ağırlıyoruz. Evren Bey hoş geldiniz. Merhaba Reyna Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi borsayla başlayacağız. Borsada dün yine sert satışlar vardı, bugün de yine yükseliş var. Ne oluyor tam olarak borsada? Borsada şu oluyor, Türkiye, Türkiye ekonomisinin yurt dışından geçtiğimiz haftalarda, Ağustos ayının ortasından beri belirgin miktarda para girişi oldu, döviz girişi oldu. Biz bunları farklı alanlarda gördük. Merkez Bankası rezervlerindeki artışta gördük. Diğer bir takım farklı piyasa fiyatlarında gördük. E bu paranın bir kısmı da borsaya kaydı. E borsadaki alımlarla beraber bunun etkisinde hisse senetlerinin daha fazla değerlendiğini gördük. Ama bu o kadar seri bir şekilde ve o kadar hani öngörülemez ve hızlı bir şekilde gerçekleşti ki şimdi tam geldiği gibi biraz yabancı çıkışı, belki bir miktar bu paranın geri çıktığına tanıklık ediyoruz. Belki biraz kar satışları olduğunu görüyoruz bunun aynen geri gel geri satıldığını görüyoruz. Yani bu oynaklık hiçbir zaman zaten tek taraflı olmuyor. Mutlaka bu kadar hızlı çıkışların bir ters geri dönüşü de olabiliyor. Peki, Şu an şimdi hani sürdürülebilir mi diye tartışıyoruz zaten ama evet. bundan sonra ne olacak? Çünkü bir taraftan da hani e, Bakan Nebati borsaya e, yönlendirdi vatandaşları ama evet. hani bundan sonrasında ne bekliyor acaba vatandaşlar için, borsaya girenler için? Yani bu bir kere her şeyden önce hani çok böyle tavsiye edilerek yapılacak bir şey değil. Herkesin çok bilinçli ve doğru karar veriyor olması lazım. Bunun kesinlikle altını çizmemiz lazım. Birinci konu. Bundan sonra borsa nasıl ilerleyeceği, Türkiye'nin yegane en önemli konusu önündeki merkez bankası rezervlerinin yeterli ve döviz bulunabilirlik Türkiye önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda ve yıllarda eğer içeri döviz çekebilecekse, dış yükümlülüklerini finansmanlarını sağlayabilecek kadar yurt dışından küresel piyasalardan döviz bulacaksa eğer. O zaman borsanın da yine buna paralel değerlenmesi beklenebilir. Eğer döviz arzıyla ilgili bir sıkıntı yaşarsak, yani dışarıdan yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapma kararlarında bulunmazlarsa veya ertelerlerse o zaman borsanın da nispeten zayıf ilerlemesini bekleyebiliriz. Bu tamamen bunun bir sonucu olacak. Döviz girip girmemesini. Şimdi bir taraftan hani Merkez Bankası'nın faiz kararlarının eskiden belki bu konu üzerinde evet. etkileri vardı ama biraz önemini kaybetti mi ne dersiniz? Perşembe gününde Merkez Bankası'nın faiz kararı evet. var. Ağustos'ta sürpriz bir şekilde yüz bas puan indirmişti. Bekliyor musunuz? Ne bekliyorsunuz? İndirimler devam eder mi? Çok güzel değindiniz. Merkez Bankası'nın politika faiz kararının piyasalarını piyasalar üzerindeki etkisi, önemi bayağı bir azalmış durumda. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizi baz faizdir. Onun dışındaki diğer bütün piyasa faizleri yani bir kredinin faizi, işte bankaya koyduğumuz mevduatlara uygulanan faiz, tahvillerin faizi genelde bundan türerdi eskiden. Ama şimdi bu diğer faizlere karşı mesela kredi faizlerini baskılayan bir takım makro ihtiyati önlemler açıklandı. Mevduat tarafında işte KKM ve bankaların TL'yi cezbedici şekilde karar almaları, TL mevduatı yükseltmeleri için bir takım kararlar alındı. Tahvil faizleri yine aynı şekilde bankalara biraz tahvil alım yükümlülükleri getirildi kredi verme evet. karşılığında. Bunlar o kadar fazla bu diğer reel ve finansal piyasa faizlerini baskıladı ve etkiledi ki politika faizin belirleyiciliği kalmadı. Dolayısıyla ben bu hafta tıpkı geçen hafta şeyde geçen ay Ağustos ayında olduğu gibi sürprizde olduğu gibi Merkez Bankası'nın yine bu hafta faiz indirebileceğini düşünüyorum ve bunun önümüzdeki aylarda devam edeceğini düşünüyorum. Yani sanırım bilmiyorum izleyip göreceğiz tabii kesin konuşmak mümkün değil ama hani 2023 yılında tek haneli faize girmeyi deneyebilir ekonomi yönetim böyle bir arzu içerisinde olabilir. Bunu tabii izleyip göreceğiz. Şimdi bir taraftan hani e, belki hani faiz tarafında o piyasa tarafında bir etkisi yok ama dolar üzerinde ciddi evet. bir etkisi olduğunu gördük. Çünkü e, sürpriz faiz indirimi sonrasında dolar 18 lirayı aştı. Bu sabah da 18.30'da. Şimdi yeniden bir faiz indirimi gelirse dolar evet. yükselmeye devam edecek mi sizce? Sürpriz faiz, yani dolardaki yükseliş tam sürpriz faiz indirimine aslında bağlı değildi. Zaten çok yakın seviyelerde, yani normal şartlarda Türkiye'de rezerv yeterlik konuşulurken, döviz işte arzının yeterli olup olmadığı konuşulurken böyle bir sürpriz faiz indirimi olsa doların çok çok daha yükselmesi beklenirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Ağustos sonunda 100 bas puan hiç beklenmedik şekilde indiriliyor ki bütün dünyada faizler artarken Fed faiz artırıyor, ECB artırıyor, işte diğer ülkelerde devam ediyor. Ve buna rağmen biz hala 18 işte 20'lerde hmm. 18 civarında e, seyrediyoruz. Bu çok daha kötü olabilirdi. Ben şunu demek istiyorum. Bu hafta da bir faiz indirme olursa eğer benim tahmin ettiğim gibi hmm. dolarda böyle faiz indi diye dolar çok fazla yükseldi gibi bir şey ben beklemeyeceğim. E, çünkü tıpkı faiz piyasası olduğu gibi döviz piyasasında aslında biraz Baskınlı. yönetiliyor. baskı, Evet bir yönetim evet, var orada da. Şimdi orada da hani bir taraftan da belki de Fed'i bütün dünya konuşurken ki yarın da saatler 21 gösterdiğinde evet. yazılı karar alacağız. Dolar endeksinde çok ciddi bir yükseliş oldu. Bütün para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor ama TL'de biz böyle bazen, bazen bazı günler yaprak kıpırdamadığını görüyoruz. Heh. Ne dersiniz ee, hani Fed'den şöyle bir senaryo çizersek 75 bas puan artırırsa ne olur 100 bas puan artırırsa ne olur? Evet. Şimdi beklenti 75 bas puan. Bütün hı hı. dünyadaki beklenti bu. Bütün uluslararası piyasalarda paritelerdeki beklenti de fiyatlarına beklenti 75 bas puan. 100 bas puan arttırırsa bir kere küresel olarak doların değer kazancı değer kazandığını izleyeceğiz mutlaka. Bu tabii nasıl yansıyacak? Euro-Dolar paritesinin düşmesi hani bir seviyesini zaten daha 0.90'lara doğru gerilemesi. Pound-Dolar paritesinin işte 1.14-15 seviyelerinden daha aşağı doğru gerilemesi şeklinde bunu izleyebiliriz. Şimdi buradan tabii doğal olarak şunu sorabilirsiniz bana. E dünyada dolar bu kadar değerlenirken hani Fed çok sürpriz faiz artışı evet. yaparsa Türk lirası bundan olumsuz etkilenmeyecek mi? Evet. Ben yine başa döneceğim. Yine aynı şey değil mi? Evet yani Türk Türk lirasının değeri işte bir takım müdahalelerle ve piyasa şu an çok hakikaten sıkı kontrol altında. Hem ticari tarafta hem döviz arz dengesi anlamında yani hani döviz alımları işte erteleniyor. ihracatçılar kazandıkları dövizi işte belli bir vadede satmak zorundalar gibi çok önlemler var şeyde normal piyasa işleyişini yöneten. Dolayısıyla Fed faiz artır diye Türk lirasının çok fazla değer kaybetmesini beklemem. Ama evet. mutlaka dünyada böyle bir baskı oluşacaktır. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza yalnızca sağlık. Evren Kırıkoğlu bizimle birlikteydi ve şimdi de Çağla ile yeni bir gün başlıyor. Görüşça kalın.